geçiş yapıyoruz. Pizza soruları biliyorsunuz biraz daha farklı. Hemen şurada bize verilen bilgi metnini okuyalım. Türkiye, matematik ve özel konum şartlarına bağlı olarak iklim çeşitliliğinin yüksek olduğu bir alandır. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin ortaya çıkmasında, yıl içerisinde farklı hava kütleleri ve basınç merkezlerinin etkisi altında kalması, çevresinde büyük kara kütleleri ile denizler ve yer şekilleri etkili olmuştur. Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklıklar 3 ile 3 derece ile 20 derece arasında değişmektedir. Türkiye'de sıcaklığın dağılışını enlem farkı, denizden uzaklık ve yükselti etkiler. Türkiye'de sıcaklıkların azalması üzerinde güneyden kuzeye doğru enlem etkisi, kıyıdan iç kesimlere doğru karasallık, batıdan doğuya doğru yükselti, kısa mesafelerde yer şekilleri etkili olmuştur diyoruz arkadaşlar. Bakın bize burada A, B, C, D, E ve F bölgeleri verilmiş durumda. Evet, şimdi ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne demiş bize burada? A'dan F'ye doğru gidildikçe görülen sıcaklık azalmasının nedenini belirtiniz demiş. Hemen bir ok alıyorum. A'dan nereye gidiyoruz arkadaşlar? F'ye. İzmir'den Van'a doğru mu gidiyoruz? Hem yükselti var hem karasallık var. Diyeceğiz ki arkadaşlar, haritadaki A noktasında İzmir, F noktasında ise Van var. Biraz önce zaten bunu söyledik. İzmir ve Van aynı enlem üzerinde yer aldıkları halde yükselti ve yükseltinin etkisiyle sıcaklık farkı oluşur. İki kent arasındaki sıcaklık farkı 10 derece civarındadır diyebiliriz. O zaman hemen şuraya yazalım. A, İzmir, F, Van diyelim. İzmir'den Van'a gidildikçe sıcaklıkların azalmasının sebebi yükseltidir. Aynı enlemde oldukları için enlem etkisi söz edilemez. Onun sıcaklık da bir saniye bekleyin. Ortalamasının İzmir'den az olmasının sebebi ise karasallıktır dedik arkadaşlar. Evet, hemen şunu şöyle kısalım. Evet, ilk sorumuzu cevaplamış olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. B'den C'ye doğru gidildikçe sıcaklık azalmasının nedenini belirtiniz demiş. B'den C'ye bir gidelim arkadaşlar. Yine şuradan okumuzu alalım. B'den C'ye gidiyoruz bu sefer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapsak mı olur? Bunu farklı bir renkle ifade edebilir miyiz? Edemedik. Neyse, sıkıntı yok. B'den C'ye doğru gidecek arkadaşlar. B'den C'ye doğru gittiğimizde ne diyeceğiz? Antalya ile Zonguldak arasına gitmiş oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım. B Antalya, C Zonguldak dedik ve noktayı koyduk. Evet arkadaşlar, Antalya'dan Zonguldak'a doğru gidildikçe enlem faktörüne bağlı olarak sıcaklıklar azalır. Hemen bunu yazacağız. Antalya'dan gidildiğinde
Enlem faktörüne bağlı olarak enlem faktörüne bağlı olarak sıcaklık da azalma görülür dedik arkadaşlar. Evet, şimdi sırada üçüncü sorumuz var. Son pizza sorumuz arkadaşlar bu. D deneye doğru gidildikçe görülen sıcaklık azalmasının sebebi demiş. D deneye mi bok çekelim yine biz. Bakalım. D'den E'ye doğru gidildikçe sıcaklık değişiminin sebepleri sorulmuş bize arkadaşlar. D'den E'ye doğru gideceğiz. Evet, D noktası Rize ifade etmekte arkadaşlar. E ise Erzurum ifade etmekte. Hemen şuraya yazalım. D Rize. D'den neydi? E. E ise Erzurum ifade etmekte. Şu büyütelim. Evet. Arkadaşlar, Rize'den Erzurum'a doğru gidildikçe denizellik, karasallık ve yükselti farkına bağlı olarak sıcaklıklarda değişmeler ya da azalmalar meydana gelir. Hemen yazalım. Rize'den Erzurum'a doğru gidildik. Denizellik, karasallık, denizellik, karasallık ve yükselti faktörlerine bağlı olarak sıcaklıklar düşer diyelim arkadaşlar. Ve bu sorumuzun cevabını da bu şekilde vermiş olalım. Evet, burada bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar, bir sonraki dersimizde pekiştirme testlerimizi çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.